Bak Hazreti Yusuf'un anlı şanlı güzel hayatını Allah. Ona bir sure ayırmış Allah, Yusuf suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanı Allah'a sığınırım. Elif Lam Ra. Kim bilir ne anlatılıyor? Elif Lam Ra. Acaba görevli meleklerin isimleri mi? Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Demek ki kapalı değil Kur'an ayetleri, apaçık. Gerçekten biz akıl erdirirsiniz diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Demek ki akıl erdireceğiz, düşüneceğiz, derin düşüneceğiz inşallah. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmemizde en güzel kıssaları, bak en güzel kıssaları gerçek bir haber olarak sana aktarıyoruz. Yani hikaye değil diyor Cenab-ı Allah. Gerçek, hakikaten olmuş olayları aktarıyoruz diyor. Oysa sen daha önce bunların haberi olmayanlardandı. Bu nedir? Gayb haberi. İnşallah. Allah gaybden bilgi veriyor. Hani Yusuf babasına babacığım, gerçekten ben, baba değil bak, babacığım diyor. Gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm demişti diyor. 11. İki tane bir, 11. Tabi anlamı bir hayli var. 11 Eylül'deki olaya da işaret var. Güneş ve ay, güneş ve ay tutulmaları, Mehdi'nin çıkış alametleri, onlara işaret var. 11 imamdan sonra 12. imam Mehdi'dir. Maşallah. Ona işaret var. Efendim. Başka da var ama şimdi işte 4. ayet. Neyse. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana tuzak kurarlar. Bak rüyanı kardeşlerine anlatma. Cahile cühelaya ahir zamanının Mehdiyet'in güzelliklerini anlatınca ne oldular? Kudurmuş köpek gibi bize saldırmaya başladılar. Bazı müşrikin ve müşrikat ve münafıkın ve münafıkat biz rüyamızı anlattık. Dedik ki İslam dünyaya hakim olacak dedik. Mehdi çıkacak, İsa Mesih inecek dedik. Güzel rüyamız, gerçek olan rüyamızı anlattık. Böyle kardeşimiz gibi görünen bir kısım münafık ve münafıkat Müslüman görünümlü kişiler kudurmuş köpek gibi ağızlarından salya akıtarak bizlere saldırdılar. Yoksa sana tuzak kurarlar diye bak Allah ayette. Onlar da tuzak kurdular. Oyun oynadılar. Küfürle işbirliği yaptılar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Yani deccal, deccaliyet, şeytan insan için apaçık, aleni bir düşmandır. Böyle Rabbin seni seçkin kılacak. Diğer insanlar arasında seçecek. Allah ona yorum öğreteceğini gösteriyor. Mehdi de çok güzel yorumlayacaktır hadislerini ve ahir zaman olaylarını en güzel yorumlayan kişi o olacaktır. Daha önce atalarını İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Yakup ailesi, yani İsrail. Mehdi hangi soydan? Ben İsrail soyundandır. Hazreti Davut soyundandır. İnşallah. İnşallah. Nimeti nasıl tamamlıyor? Mehdi seni İslam alemin başına geçirerek. Bütün İsrailoğullarını, bütün İsmailoğullarını, bütün Müslümanları kurtaracak. Kurtararak bu ayet gerçekleşmiş olacak inşallah. İnşallah. Elbette Rabbim bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun diyor Allah, yemin ediyor. Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. İlgilenen için, soran için, sormayan için yok. Bak Allah şart koymuş, soran için vardır diyor. Onlar şöyle demişti. Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Bak kıskançlık. Müthiş bir kıskançlık içerisine giriyor o devirdeki
kişiler. Biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz diyor oysa ki diyorlar. Şu anda da müşrikler ve münafıklar birbirine hakikaten destekliyorlar. Büyük bir ittifak grubu oluşturuyorlar.